Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün Dominations'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle Dominations'a yeni bir güncelleme geldi. Şurada gördüğünüz gibi 15 yıldız yazıyor. Burada. Artık Clash of Clans'ta gördüğünüz ya da Bombiş'te gördüğünüz gibi orada 5 yıldız aldığınız zaman ödül veriyordu. Burada ise 15 tane aldığınız zaman gelip burada istediğiniz bir şey seçebiliyorsunuz. Zafer Yıldız Ödülleri adlı bir şey. Şimdi bizim burada neye çok ihtiyacımız olabilir? Gıdaya ihtiyacımız olmaz. O yüzden deri ya da o bir şey alacağım ama derimiz daha çok olduğu için bunların 3 tane isteyeceğim. 9, 13 tane tamam. Şimdi onu gösterdikten sonra şunları bir toplayalım. Uzun süredir de bombiç diyorum. Dominations gelmiyordu. Ona da şey olsun istedim. Güncelleme geldi. Şimdi şunu temizleyelim. Şunlar hepsini açalım. Böyle böyle böyle. Şunları hepsini temizle. Şurayı yeni açtığım için şey olmuş. Kalmadı adam. Şimdi bunu da yükseltiyorum. Eris Refik. Annesi bir gün bir saat kalmış. Gelecek videoda da onu yükseltilmiş haliyle savaş yapacağız. Ama şimdi değil. Şimdi şunu da toplamak istiyorum ama her birinin 1,5 dakikası kalmış. İsterseniz biz bir savaşa girelim. Askerlerimiz de aşağı yukarı hazır. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle şöyle şöyle. Tamam. Ne bulduk? O saksıdan bulduk. Saksı mı ne lan bu? Ha, güzel güzel iyi, iyi mantıklı mantıklı. Dördüncü seviye kamp gerekli falan. Kapasiteye ulaşıldı. 14 tane kapasite. Demir isteyeceğim. Demirimiz tamam. Demirimiz de max oldu. Şimdi şuradan asker çağıralım. Güzel bir savaş yapalım. Şimdi ne isteyebiliriz? Ne isteyebiliriz? Ne almalıyım? Şuradan baksak. Ağır süvari bilmem falan filan. Canları bayağı bir fazla bunların. Ben bundan alırım ama çok pahalı. Şundan alsak ne işe yarıyor? Kaynak falan. Kaynak binalarına karşı çok etkin Leojer savaşçı akıncısı. Şunu alıp ne yapalım bakalım. Nasıl bir şey. Bu arada bunu aldım da bu hangisiyle? Evet güzel. Bir seferlik alalım. Şeyde savaşlarda kullanırız. Şurayı da temizleyelim. Ondan sonra savaşa gireceğim. Ama şurada şunu alırsak daha iyi galiba. Bunu daha çok seviyorum. İki seviye yapmışım zaten. Şurayı da, şunu satalım mı? Satalım ya. Hiçbir şey umurumda değil. Tamam. Bir dakika kaldı. İki tane verip geçelim. Hadi savaşa girelim şimdi. Güzel bir savaş yapacağımızı düşünüyorum. Çünkü güzel askerlerle savaşacağız. Bunu geçelim. Ganimeti az. Güzel bir ganimetli adam bulursak saldıracağım. Çünkü o atları zaten ganimet için aldım. Yani başka bir şey umurumda değil. Kupa falan. Güzel ganimet olursa saldırırım. Saldırırım da buna saldıralım mı? Hadi geçelim ya. Bakalım belki daha güzel, daha güçlü, daha böyle iyi ki saldırdık diyeceğimiz bir rakip gelir. Bakalım bakalım. Oyun gittikçe güzelleşiyor diyebilirim. Yani bu ödül geldi falan günlük bir tane. Çalma olabilir ama gelmesi güzel. Keşke Clash of Clans'da buradan bir şeyler yürütse. Bu güzel ama çok güçlü. Mesela askerlerinizin dönmesi gibi şeyler. Geri dönmesi. Ölmeyenlerin. Çünkü o kadar iksir harcayıp iksirlerinizi eğitip bekliyorsunuz. Bir savaşta hepsi gidiyor. Yani yazık.
Buradan alırsa o şeyi çok güzel olur. Oyun zaten galiba fazla oynanılmamaya başladı Clash Royale çıktıktan sonra. Asker eğitimlerinin çoğunu zamanını düşürdü. Enteresan. Eğer isterseniz videosunu çekebilirim. Geçen yazdım ankette. Çek diyen oldu, çekme diyen oldu falan. Yorumlarda yazarsanız daha benim için önemli olur diyebilirim. Şimdi abi çok güçlüler ya. 97 seviye ne ya? Şimdi askerlerimin seviyesi max olsaydı saldırmayı düşünürdüm ama böyle saldırmak biraz mantıksız geliyor. Şunu da geçelim. Avdia güzel bir rakip. Güzel bir rakip. Güzel bir rakip. Oo, çok güçlü ya. Abi çok güçlü rakipler çıkıyor. Kupam da o kadar yüksek değil ki. 500 kupam var. Madalyam artık burada. Abi ya, ya 40'larda geliyor. Ganimeti 30 falan. Yoksa da 100'lerde geliyor. 200'lerde geliyor bunun gibi. Ama adam güçlü. Buna saldırabilirim ama biraz riskli gibi geliyor bana. Aynen riskli ya. Geçiyorum. Kısa bir video olacak gibime geliyor. Sadece bir savaş yapacağım. Bu savaştan kastım bir savaş yapacağım. Hadi. Güzel rakip geldi mi? Güzel rakip geldi mi? Geç. O binadan nefret ediyorum çünkü sürekli ok atıyor içinden. O kırmızı var ya. Oo. Oo, işte biz bundan bahsediyorduk yavrum. Şimdi benim için en sıkıntı şey bunlar demişsiniz. Yani şimdi enayi gibi saldıracağım gibime geliyor ama falan adam güçlü. Tasarımı güçsüz ama güçlü yani. Şunlardan 3 tane olduğu için geçiyorum. Son saniyede geçtim. O yaylı şeyler var ya, onlardan 3 tane olduğu için biraz tehlikeli geliyor. Videosu hepsi savaş aramakla geçti ya. Abi hadi. Saldırın gitsin mi ya buna? Ben 20 madalya alırız. Saldıracağım aslında ya. Şuradan da alsak güzel. Saldıracağım gitsin ya. Şöyle şöyle şöyle. Hızlı bir şekilde onları yıksınlar. Çünkü onlardan çıkan askerler çok sıkıntı yaratıyor bana. Şöyle arkalarda şunları dizelim. Şu atlılar öldürsünler. Öldürebiliyor musunuz koçum? Siz mi ölüyorsunuz? Şimdi indireyim de kaç tane olduklarını göreyim. Şimdi şuraya şunu atsak. Şuraya çağırsak onları. Hızlı bir şekilde onu yıksalar. Çünkü en tehlikeli demişsiniz bana. O yüzden onu hızlı bir şekilde yıkmak istedim. Hayır, asker çıkmadan alın. Lan lanet olsun. Hadi önemli değil. Alırız bu adamı da. Bize sıkıntı yapacak şey. Oo, orada o varmış. Şunu atayım. O alır herhalde. Evet lan, bu köyü %100 alırız. Şimdi şunları şuradan atmaya başlayalım. Oraya ganimetleri alsınlar. Tamam. Asker ziyaretimiz oldu ama fazla olmadı. Geçen de bir arkadaş şey sordum. Askerler niye dönmedi diye. Böyle yeşil olduktan sonra teslim olursak dönüyormuşlar. Yani yıldız aldıktan sonra değil, yeşil olduktan sonraymış. Anladığım kadarıyla. O yüzden şey biraz garibime gitti çünkü. Bina kalmadıktan sonra ben niye çekileyim? Anlamadım. Yani o da biraz mantıksız olmuş gibime geldi. Fazla bir ganimet almadık ama 17 falan madalya alırız. O da güzel.
Tamam. Şehir merkezi. Onu da aldık. Tamam. Tam yıkım. Madalyasında 18 mi 17 mi? 17. 16. Evet, gördüğünüz gibi 4 tane o sol üstte 4 tane bonus geldi. Zafer Yıldız bonusu. Bu ne anlama geliyor? Bundan 15 tane toplarsak şey gelecek. Aynı şekilde istediğimiz bir şeyi seçme şansımız olacak. Bombiş'ten daha çok çalıntı olduğunu desem daha mantıklı geliyor bana. Çünkü Bombiç'te aynı seçenek veriyor size, hangisi 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 diye. Clash of Clans'ta sadece para ve şey veriyor size. Yani para ve iksir falan, kar iksir veriyor. O yüzden oradan çalıntı olması daha mantıklı. Çalıntı mı diyeyim, oradan mı alınmış diyeyim bilmiyorum ama güzel olmuş bence. Oyun daha gittikçe daha güzelleşiyor. Türkçe gelmesi falan. Bu videonun da bu kadar olsun kardeşlerim. Bildiklerimi aktardım size. Bilmediklerimi yorum olarak yazabilirsiniz. Güncelleme güzel mi olmuş, kötü mü olmuş? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Şunu şöyle, şunu alt seviye. Şunu yükseltelim mi? Paraya da neyi yükselteyim onu yazarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.